Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 2021 tayfa için 26. haftanın ders çalışma programından bahsedeceğim. Ama ne zaman? 29 Temmuz'da bu şeye programa başlayan arkadaşlar için. Evet başlayıp şu an devam eden arkadaşlar. vallahi tebrik ederim. Doğru yoldasınız. Süper gidiyorsunuz ve süper işler yapacaksınız arkadaşlar. Ve şu an netleriniz bayağı ileridedir büyük ihtimalle. Neyse, evet bakalım 26. haftada ne var? Tabii ki dönüşüm geometrisi var arkadaşlar. Bu hafta normalde ben çarşambaları şey yapıyordum. Biraz geriye doğru çekeyim dedim arkadaşlar. Hatta çarşamba yükleyecektim yine videoları ama ne şey geçen hafta hep soru çözümü verdik ya, pazartesi oldu ya. Bu hafta da 5 güne 7 güne birden ihtiyacım oldu. 7 güne birden yaymak istedim. Çünkü ne anlatacağız arkadaşlar? Bu hafta size dönüşüm geometrisini anlatacağız. Evet doğru analitiğinin son konusu arkadaşlar. Sonra çember analitiği var fasikülde de o konuya sonra döneriz. Ama şu şartla onu da söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, hatta şimdi söyleyeyim. Şu şartla söyleyeceğim arkadaşlar. E, ee, belki katı cisimler fasikülü yetişmeyebilir. Bak şu ara 2 gün sonra 3 gün sonra son nokta vuruşlar bitiyor. Ondan sonra işte baskıya gidecek o olacak bu olacak falan derken sarkarsa diye korkum var. O zaman sarkarsa arkadaşlar ne yapacağız? Ee, büyük ihtimalle çemberin aletiyle devam ederiz. Ondan sonra katı cisimlere başlarız diye düşünüyorum ama büyük ihtimalle sarkmayacak. Çünkü her şeyle bitti gibi bir şey. Her şeyle bitti gibi bir şey. Bu arada çok güzel bir ürün geliyor arkadaşlar. Katı cisimler dehşet bir şey. Haftaya büyük ihtimalle ya da bu hafta içi büyük ihtimalle baskıya girecek. Ya en kötü ihtimal önümüzdeki hafta e, baskıya gidecek zaten arkadaşlar. Neyse devam edelim şimdi için. 26. haftada ne yapacağız arkadaşlar? Dönüşüm geometrisini yapacağız. Çok kolay bir konu. Çok zevkli bir konu. Zaten bu zamana kadar ne yaptınız? Doğru analitiğini hallettiniz ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, eğer bu zamana kadar ki şu analitik pasukunda işledik ya. Oradaki sorulardan sonra zaten sen e, büyük ihtimalle istediğin deneme sınavına gir. İstediğin deneme sınavında soruları artık çok rahat bir şekilde yapabiliyorsundur. Çünkü her çeşit soruyu gördüm. Farklı tarzda bir soru bile gelse onlara nasıl böyle beyninle yön verebileceğini artık öğrendim. Bakış açın değişti. Eski analitikteki klasik bilgiler kalmadı artık. Farklı bakış açıları da elde ettiğin için analitik geometride sıkıntı yaşamayacaksın ki artık bu dönüşüm geometrisiyle de son noktayı koyacağız. Çünkü dönüşüm geometrisi, öteleme, döndürme gibi şeyler geliyor. Onların mantığını bilmiyordunuz. Artık onun mantığını da öğreneceksiniz. Aslında çok kolay. Öğrendikten sonra bununla da ilgili artık her soruyu çok rahat bir şekilde yapacaksınız. En ince detayına kadar anlattım. Fasikülde olmayan şeyi bile konu anlatımında anlattım arkadaşlar. Bakın. Ee, biraz önce çektim. Biraz önce bitti zaten videolar. Ne zaman bitti? Ne zaman çektim? Pazartesi. Evet. Pazarını pazartesiye bağlayan gece. Gece 12'de işte çekmeye başladım. İşte 3'ten bitti 4'ten bitti saat kaç tamam olarak emin değilim ama 4 falan olması lazım. Ee, hala ayaktayız zaten günde 4 saat uyuyoruz arkadaşlar. Hatta yarın 8.30'da dersim var 8'de kalkacağım büyük ihtimalle. Ee, günde 4 saat uykuyla ayakta duruyoruz. Sizler için çalışıyoruz. Çabalıyoruz. Hatta arada bir şey de söyleyeyim de sonda söyleyeyim. Hadi araya bir şey, bir şey sıkıştırmayayım. Bir muhabbet döndü. Ee, onu da sona doğru söyleyeyim. Sonra sıkılırsınız. Bırakmak falan istersiniz. Neyse. Biz şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu sefer çarşamba geometri çalışma günü diye belirlemiştik. İsteyen arkadaşlar yine çarşamba günü şey yapabilir. Ben bugün pazartesi günü saat 12'de yayınlanacak şekilde videoları koydum arkadaşlar. Bugünden itibaren başlayabilirsiniz. Mesela bugün başladın. Bugün konu anlatımını halledebilirsin. Konu anlatımını hallettin. Bugün hallettin. Sonra ne yapacaksın? <laughs> Sonra ne yapacaksınız? Geo ilacıyla devam edeceksiniz. Geo ilacını... İki günde çözün arkadaşlar. Geo ilacı. Hiç kasmayın. Yanlış hatırlamıyorsam 5-6 test falan olması lazım arkadaşlar. 3 test bir gün. 3 test bir gün çözersiniz. Çünkü niye? Diğer derslerde de çalışacaksınız. Öyle full moda moda şey yapmak zorunda değilsiniz. Ha, bazı arkadaşlar vardır. Bir gününü geometriye ayırır. O beni gelmez. O zaman bir günde Geometri ilacını bitirsin, Fasükle bitirsin, orta seviyedeki kaynağı bitirsin, o senin bilicenis. Beni e, senin ders çalışma programını senden daha iyi bilen birisi yoktur, onu da söyleyeyim. Evet, geo ilacını iki güne, yani Salı ve Çarşamba gününe yaydık. Yalnız burada şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu ara biraz yoğunum. Belki geo yo ilacını iki gün içerisinde çözümlerini yetiştiremeyebilirim. Yani perşembeye sarkar, cumaya sarkar. Ha belki de bugün içerisinde, pazartesi günü içerisinde de çekip yükleyeceğim. Onun da garantisini bilmiyorum ama ya biraz anlayış göstermenizi tavsiye ediyorum. Yani e, rica ediyorum daha doğrusu. Çünkü ciddi anlamda yoğunluk var. Ya 4 saat uyuyorum işler yetişmiyor. Ciddi anlamda yetişmiyor arkadaşlar. Elimden geldiğince de sizi mağdur etmemeye çalışıyorum. Ki bu buzana kadar hiç mağdur olmadınız zaten. Ee, elinden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Lütfen o konuda da anlayış gösterirseniz size minnettar kalırım arkadaşlar. Neyse devam edelim şimdi. Geo ilacını ne yapacaksınız? Geo ilacını e, salı ve çarşamba çözeceksiniz. Sonra orta seviyede bir kaynak sık çözeceksiniz. Genelde bu e, şeyden dönüşüm geometrisinden bir iki test falan koyuyor kitaplar arkadaşlar. E, bu geometrinin ilacında gayet yeterli kadar test var sanırım 5-6 test vardı. Orta seviyedeki kaynağınızda 2 test olur, 3 test olur bilemiyorum. Belki de iyi bir kaynak denk gelmiştir. Böyle 5-6 test olabilir. E, o yüzden orta seviyedeki kaynağı büyük ihtimalle bir günde bitirebilirsiniz gibime geliyor ama eğer bir günde bitirirseniz orta seviyedeki kaynağı e, fasikülleri hani 2 ya da 3 test ya da en fazla 4 te test varsa e, bir günde bitirebilirsiniz. Fasiküllerde biraz, bizim fasikülde biliyorsunuz her tarz soru var. Her detay var ondan dolayı fasikül de sona bırakıyorum zaten arkadaşlar. Kolaydan zora doğru gidiyor biliyorsunuz fasiküldeki mantığı kavramışsınızdır. Fasikülde de arkadaşlar ne yapacaksınız? Cuma mübarek gün. Cumartesi günü ve pazar günü olacak şekilde sanırım e, yanlış hatırlamıyorsam 9 tane test olması lazım. 3 test burada. Ya da şöyle yapabilirsiniz. 4 ya da 3, 3, 3 gidebilirsiniz arkadaşlar. 3 test burada, 3 test burada, 3 test burada olacak şekilde çözebilirsiniz. Ya da 2 günde de çözebilirsiniz. Ben bunu niye böyle yaydım? Çünkü her gün geometri yanında başka derslerde çalışacaksınız ya arkadaşlar. O yüzden bu şekilde yaydım. Ha sen istersen geometrinin izini bir günde yap. Orta seviyedeki kaynağı bir günde yap. Ee, fasükülleri de bir günde yap. Sana kalmış en iyi sen yaparsın. Ben sadece yol gösteriyorum. Diğer dersleri de çok imal etmeyecek şekilde bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Bu hafta böylelikle neyi bitireceğiz? Dönüşüm geometrisini bitireceğiz. Çok ilginç sorularla çok ilginç yöntemler öğreneceksiniz. Ve analitikte hiçbir eksiğiniz kalmamış olacak. Ve bundan sonra analitik geometri konusundaki her konuyu çok rahat bir şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Ama tabii ki dediklerimizi yaptıysanız. Şimdi evet reperliğimiz bu kadar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu haftaki yoğunluğumdan bahsedeyim. Geo ilacı biraz videolar bu hafta dediğim gibi gecikebilir arkadaşlar. Şimdi Geçenlerde bir arkadaşın sistemi oldu. ya hocam acil geometri işte çözmüyorsunuz. Şöyle oldu böyle oldu. Ya hak veriyorum kendisine. Yeni videolardan da izlemek istiyor. Gerçekten kendisinden de özür diliyorum. Ama bu yoğunluğun arasında gerçekten bak yine çözebilirsem çözerim diye mesaj attım arkadaşa da. Bak yine bu hafta mesela büyük ihtimal yani geçen hafta çözemedim. Çünkü aşırı derecede yük var. Sadece video yükü değil. İşte zoom'dan bağlanıp işte dersler yapıyoruz onu yapıyoruz bunu yapıyoruz yani ailemiz var işte sağlık var bilmem ne var ee, ciddi anlamda sıkıntılarda yaşayabiliyoruz arkadaşlar 4 saat uyumama rağmen yetiştiremiyorum yani düşünün ee, işte arkadaşlar dedik ki işte ama şu yönden gönlüm rahat ya geçen senenin çözümleri var geçen seneden çözümleri var ben bu sene ne yaptım programa başlayan arkadaşlar için ekstra bir güzellik yaptım onu da şu formatta çekmek istedim sadece. Ama ben program dahilinde yayınlıyorum onu. Ee, yani ne yapıyoruz? Benim programda mesela var mıydı şu ana kadar acil geometri? Yoktu. Ama önümüzdeki hafta ne yapacağız arkadaşlar? Acil geometrideki soruları çözeceksiniz. Kitaptaki soruları çözeceksiniz. Program acil geometriyi gösteriyor. İşte ben o hafta acil geometri gösterdiği için o haftaya acil geometri testlerini zaten çekip koyacağım arkadaşlar. Ha yine söylüyorum. Vakit bulabilirsem ki çok zor. Bu hafta içinde o videoları çekip koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Ama vakit bulabilirsem. Ama çok zor. Ciddi anlamda çok zor. Ee, birincisi bu yani söz verdiğimiz zaman yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ee, o arkadaşa da işte söz vermişim. Ee, ama nasıl söz verdiğimi ben de hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle bir şey sormuştur. hafta işte, Cuma günü gelecek demişimdir. Başka bir şey için. Başka bir şey algılamışımdır daha doğrusu. Yoksa ben kendim biliyorum. Onun için söz vermem büyük ihtimalle diye şey yapıyorum. Söz verdiysem de e, yapardım. Yani söz verdiği söz verip de yapmadıysam da gerçekten özür diliyorum artık arkadaş. Yani sizler için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz daha doğrusu. E, vallahi arkadaşlar ne diyeyim? Sizler için ciddi anlamda elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bak yorgunluktan gece dörtte 5te çekiyoruz bu videoları. Azıcık da bizi acıyın ya. Vallahi arkadaşlar dediğim gibi e, sizden ricam var. Videolar aksarsa yani yorumları görünce içim cız ediyor. Bazen böyle yorumları da okuyorum. Çok da fazla da e, fırsatım olmuyor. E, i̇çim de cız ediyor. Yapmak istiyorum ama gücüm kuvvetim de olmuyor. E, i̇nşallah şu e, verdiğimiz şeyleri bu hafta içinde biter. O ayrı bir konu. Bu hafta içinde geo ilerici, işte fasiküllerdeki testler falan biter. O ayrı bir konu. Önümüzdeki hafta ne yapıyoruz gençler? Önümüzdeki hafta da e, acil geometri kitabındaki soruları çözeceğiz zaten. Tamam mı? Gençler elimden geldiğince iyi şeyler yapmaya çalışacağım. Tamam mı? Burada bunun sözünü veriyoruz zaten sizlere. E, bu arada şey söylememe gerek var mı? Yok onu şeyde rehberlikte söyleriz arkadaşlar. Bir şey aklıma geldi de onu da daha sonra söyleyeyim isterseniz. Evet ne diyoruz zaman? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.